Gönüllü olarak yıllık izinlerimizi alaraktan Hatay Defne Sevgi Parkı'na halkımıza sağlık hizmeti sunmak için gönüllü bir şekilde geldik. 12 kişi olarak burada hekim, hemşire, diğer meslek gruptaki arkadaşlarımızla birlikte depremzede halkımızın sağlık hakkına erişimini sağlıyoruz. Bugün itibariyle yaklaşık depremin 3. gününden sonra burayı düzenleme yapıldı. Türk Tabipleri Birliği ile birlikte sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak. Ama 23. gününde vali yardımcısı gelerek polis ve jandarma ekipleriyle burayı tahliye etmemizi, bize söyledikleri bahane şu binanın yıkılacağını, güvenli olamayacağımızı, diğer arkadaşlara farklı bahaneler sundular ve bugün için hemen tahliye etmemizi istediler. Biz kendi aramızda bir görüşeceğimizi söyledik. Gerekli yerlere ilettik. KESK Genel Merkezimiz, Sağlık ve Sosyal Hizmetleri, Türk Tabipler Birliği yine öyle. Köylerde hekimlerimiz, hemşirelerimiz halkımızın sağlığı için tedavi edici hizmetler uyguluyorlar. Hamilelere, çocuklara, özellikle hastalara. Yani böyle bir şeyin varlığı bu bölgede çok rahatlatıcı. Merkezi bir yerde herkes erişime rahatlıkla gelip, yani buraya yüzlerce insan, günlük 150-200 250 kişiye kadar poliklinik hizmeti veriliyor. Onun haricinde ilaç talepleri karşılanıyor. Keza psikiyatri polikliniği var burada. Her türlü hizmet sunuluyor ve böyle bir yerin buradan tahliye edilmesinin ve bugün terk etmemiz istendi. Ve biz de buna ancak ve ancak onlar bizi kendi yöntemleriyle buradan çıkarırsalar gideceğiz. Onun haricinde biz hiçbir güç halkımıza sağlık hizmeti sunmaktan geri adım attıramayacak. Orhanlı ve Durusu bölgelerinde şu tepelerin alt eteklerine doğru, dağın eteklerine doğru yeni kurulmamış, henüz çadırlar dahi oluşmamış bölgeler işaret ediliyor. Bize denmedi ama hani duyduğumuz bu. Onlar bir yer işaret etmeli. Siz nereye isterseniz siz oraya konuşlandıracağız dediler. Gerekli tahliyeyi de biz yapacağız dediler ama yani biz, onlar bize sağlıklı ve güvenli bir alan gösterdiklerinde ancak kendi isteğimle buradan gideriz ve halkımızla iç içe olan bir bölgede olmak istiyoruz. Çünkü bizim varlığımız halkımızın varlığına bağlı. Yani onlara halkın olmadığı bir yerde neyin sağlık hizmetini sunacağız? Biz burada depremde yaralanan tüm acılar içinde olan halkımızın yaralarını sarmak, onlarla dayanışma içinde olmak istiyoruz. Ve bunu bütün gönüllülük hesabına göre yapıyoruz. Tüm çalışan arkadaşlarımız gönüllü ve bütün illerden buraya gelip bu dayanışma örneğini sergiliyoruz burada. Akşamın 8'inde 9'unda bile bizzat bizim hani dinlenme alanımıza dahi geliyorlar. İşte ihtiyacımız var ilaca, hastalıklara diye. Biz polikliniğimizi akşam 6'da kapatıyoruz. Ondan sonra da bizzat bizim dinlenme alanımıza gelip bunları talep ediyorlar. Hastaneler çok uzak. Sahra Hastanesi, Yeni Sahra Hastanesi'ne yönlendiriyoruz ama çok uzak, şikayet ediyorlar araçlarının olmadığını. Yani merkezi bir yerdeki bir sağlık hizmetinin engellenmesi kabul edilir bir şey değil. Yani biz kendileri buna ne zaman hazırsa bu Hatay'ın hastaneleri, ASM'leri, diğer sağlık birimleri hazır olduğunda biz bu alanı terk etmek istiyoruz. Şu an bize çok ihtiyaçları var. Biz bu ihtiyaçlara cevap vermek zorundayız. Biz böyle bir şeyimiz var, bizim misyonumuz var. Yani sağlık hizmeti sunucuları olarak ve bu şekilde ancak bu bölgeden biz ayrılmak, onların tüm yaralarını sararak. 23 gündür halk burada kendisi ve gelen devrimcilerle, demokratlarla birlikte kendi hayatını bir şekilde sürdürmeye çalışıyor burada. Bir yaşam mücadelesi veriyor. Bugün TTB'ye gelen saldırı aslında burada bütün yaşayanlara yönelikti. Burada bir sosyal yaşam alanı kurulmuştu. Halk burada kendi semtinde, kendi yaşadığı bölgede durmak ve burada bir şekilde kendisi dayanışmayla bir yaşamı örebileceğini gösterdi. Fakat devlet buraya bir tuvalet dahi halkın kendi sağlığını sürdürebileceği imkanları sağlamadı. Bugün de asbestli halk sağlığını bahane ederek halkı buradan tahliye etmeye çalışıyor. Aslında hukuki
bir mesele değil, tamamen politik bir taleple ve şey dayatmayla gelmiş durumdalar. Burada depremin ilk günlerinden itibaren ciddi bir dayanışma ve yaşam merkezi kurulmuş. Halktan bu civarda yaşamadığı halde buradaki dayanışma merkezinde kalmaya gelen bir sürü insan da var. Bir yandan mahalleli Antakya halkından da çok fazla insan var burada. Barınma ihtiyaçları, duş, tuvalet, her türlü imkanı burada yavaş yavaş dayanışmayla oluşturmaya çalışmışlar. Bir yandan da sol demokratik örgütler bunu yapanlar tabii ki. STK'lar, sendikalar, siyasi partilerin temsilcileri. Bu nedenle de buradan valiliğin ve AFAD'ın buradan buranın boşaltılmasını, Sevgi Parkı civarının boşaltılmasını talep etmesi politik bir dayatma. Çünkü gösterdikleri yerlerde, çadır kentlerde henüz yerleşik bir düzen kurulmuş değil. Tamamen belirsiz taleplerle, tamamen belirsiz bir gelecek planıyla buradaki halka geliyorlar. Zaten halktan da aslında buradan ayrılmak istemediklerine dair çok fazla dönüş alınmış durumda. Bu böyle şeyleri bekliyorduk aslında. Yani bu böyle bir önden böyle bir taleple gelmiş olmalarına bile şaşırdık. Doğrudan çadır kentlere saldırdıkları şeyler de var yani devletin önceki pratiklerinde. O yüzden şimdi aslında yani önemli olan halkın burada kalmak isteyip istememesi olduğu için halk biz burada kalmak istiyoruz. Çadır kentlere gitmek istemiyoruz. Oradaki yaşam tarzını kabul etmiyoruz diyor bizim gördüğümüz kadarıyla. O yüzden motivasyonda bir düşüklük yok ama bekleyip göreceğiz bundan sonra neler olacak.